Tekrardan Gece Forex'ten herkese merhabalar. Ben Bilgen Sakal. Bugün temel analize girişle ilgili olarak webinar eğitimimizi gerçekleştireceğiz. Yine sorularınızı bana question bölümünden sunum içerisinde de sorabilirsiniz. Ben de sunum boyunca onları cevaplandırıyor olacağım. Şimdi bugün içerisinde temel analizden bahsedeceğiz. Temel analize girişle ilgili bir eğitim olacak bu. Öncelikli olarak analiz yöntemlerini anlatacağız. Analiz yöntemleri ikiye ayrılıyor. Teknik analiz ve temel analiz olmak üzere. Mutlaka ki bunlarla ilgili olarak bir şeyler duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Şimdi aslında iki analiz yönteminde de bizim amacımız fiyat hareketlerinin bundan sonraki süreçte nasıl değişeceğini tahmin etmek. Ama teknik analizi biz kullanırken grafikler yardımıyla kullanıyoruz. Grafiklerde teknik analiz yaparken destek dirençler çizerek, trendler çizerek bundan sonraki süreçte fiyatta nasıl değişiklikler olduğunu tahmin etmeye çalışıyoruz. Aslında bizim yaptığımız temel analizde de aynı. Bundan sonraki süreçte ne gibi değişimler olabileceğini, fiyatın yönünde nasıl bir değişiklik olabileceğini yine tahmin etmeye çalışıyoruz. Analiz yöntemlerinin her ikisinde de. Ama temel analizde bizim baktığımız makro veriler oluyor. Yani bunlara baktığımızda gelecekteki hareketleri ekonomik, politik, çevresel faktörlerle biz ele almaya çalışıyoruz. Teknik analizde grafiklerle bakarken temel analizde ise makro veriler, haberler yardımıyla bunları yapıyoruz. Şimdi en çok bize sorulan soru da şu oluyor. Teknik analiz mi, temel analiz mi? Siz hangi yöntemi tercih edersiniz diye. Baktığımız zaman evet, biz bir yatırımcının işlemler yapmaya başladığında risk anlayışını, getiri beklentisini, bakiyesinin ne olduğunu tabii ki de analiz verirken ya da analiz yaparken düşünmeden yapılıyor. Siz eğer sadece teknik analizde hareket ederseniz ve gün içerisinde oluşabilecek temel analizlerle ilgili olarak bilginiz yoksa, örneğin yakın zamanda bir FED toplantısı var ya da gün içerisinde olabilecek önemli veriler hakkında bilginiz yoksa siz ne kadar teknik analiz yaparsanız yapın, eğer oradaki bakiyeniz oluşabilecek bir makro habere dayanıklı olmazsa eğer tabii ki de sonuç olarak baktığımızda o haberin etkisiyle olumsuz etkilenecek işlemleriniz. O yüzden mutlaka ki her ikisini de birlikte kullanmak gerekiyor. Baktığınız zaman teknik analiz hep söylüyoruz tarih tekerrürden ibaret diyoruz. Yani geçmiş fiyat hareketlerine bakarak bundan sonraki süreçte nasıl bir fiyat hareketi olacağını siz yine teknik analizde tahmin ediyorsunuz ama bunun dışında da baktığınızda temel analiz de bunları destekliyor. O fiyatların yönünün nasıl gideceğini ya da oluşabilecek sert hareketler hakkında bize bilgi veriyor. Şimdi temel analizi söyledik. Ekonomik, politik, çevresel etkilerden yararlanarak biz fiyat hareketlerinin ne yöne gideceğini tahmin ediyoruz dedik. Arz talep ilişkisi üzerinde duruyor. Baktığımızda sosyal, politik, ekonomik veriler analiz ediliyor. Tabii ki de geniş kapsamlı. Baktığımızda kısa bir vadesiz teknik analizde kısa bir süreci ya da istediğiniz bir zaman dilimini incelerken temel analizde baktığınızda her zaman ele aldığınız kavramın aslında bize anlattığı şeyler aynı olabiliyor. Şimdi ekranda gördüğümüz bizim veriler, belki katılımcılarımızdan aşina olanlar vardır. İşsizlik oranı, büyüme, faiz oranları, istihdam raporları, bunlar mutlaka ki günlük hayatımızda bir şekilde duyduğumuz veriler olabilir. Bunlarla ilgili ben kısa kısa en azından FX piyasasında işlem yapacak yatırımcıların mutlaka ki eğer makro verileri ben sadece teknik analizde bu işi yapmayacağım diyorsa eğer FX piyasasında en çok konuşulan, piyasayı en çok etkileyen makro veriler hakkında fikir sahibi olması ve bunları mutlaka ki değerlendirmesi. Gün içerisinde tabii ki de siz sürekli olarak takip edemeyebilirsiniz ama zaten bir veri tablosu vardır. İlerleyen slaytlarda da bunu göreceğiz. Ekonomik takvimi nasıl
nasıl bakıldığını ve nasıl işe yaradığını göreceğiz. Onlardan yararlanarak en azından özel işte tarım dışı istihdam her ayın cuma günü, ilk cuma günü açıklanır gibi önemli verileri takip edilebilir ve bu verilerle de işlem yapan birçok yatırımcımız oluyor. Şimdi tarım dışı istihdam dedik biraz önce, onunla başlayalım istiyorum. Tarım dışı istihdam dediğimiz aslında bir önceki aya göre çalışan sayısındaki değişimi gösteriyor bize ama şöyle mevsimsellikten arındırmak adına tarım sektörünü ve devlette çalışanları, kamu sektörünü dahil etmiyorlar bu veri içerisine. Baktığım zaman tabii ki de istihdamda bir artış yaşanması demek, tarım dışı istihdamda olumlu bir sonuç gelmesi demek bizim için olumlu bir tablo işaret ediyor. Neden? Çünkü istihdama katılanların sayısı arttığı için bu da tabii ki de bir iyimserliği işaret ediyor. Örneğin geçtiğimiz ay 6 Kasım'da açıklanan bir veri vardı. Bu da biliyorsunuz gibi FED faiz arttırımı ile ilgili bir süreçteyiz. FED'in kararları ile ilgili ve Amerika şunu söylüyor. Eğer verilerim olumlu giderse ben bu süreci değerlendireceğim diyor. O yüzden de tüm gözler tarım dışı istihdam verilerindeydi. 180 bin beklenen veri 271 bin açıklandı. Tabii bu da ciddi bir artışı gösteriyor ve olumlu bir ifade olduğu için tüm baktığımızda en son MetaTrader'da da göreceğiz bu hareketleri olumlu yansıdığını dolara görüyoruz. Onun dışında aynı gün işsizlik oranı verisi açıklanıyor. Yine işsizlik oranı verisi de çalışmaya gönüllü olduğu halde iş bulamayanların toplam iş gücü içerisindeki oranını veriyor bize. İşsizlik oranı da aynı şekilde düşünebiliriz. Yine büyüme oranına baktığımızda biz mal ve hizmet miktarındaki artışı veriyor ama enflasyona göre düzenlenmiş hali diyebiliriz. Yine aynı şekilde FED faiz oranı dedik. Biliyorsunuz ki bu faiz süreci var. Yine herkes bir şekilde kulak olarak aşina olabilir bu sürece. Yine TÜFE verisi ülkelerin enflasyonunun büyük bir kısmını oluşturuyor ve tüketiciler tarafından satın alınan mal ve hizmetteki değişimi gösteriyor. Enflasyon diyelim biz buna. Tabii enflasyonu düşündüğümüzde şöyle Avrupa'daki enflasyona baktığımızda Avrupa enflasyon yaratmaya ya da Amerika'da enflasyon yaratılmaya çalışıyor ama bizde yüksek enflasyon olduğu için biz de enflasyonu düşürmeye çalışıyoruz. Bu yüzden de hani bir orantı kurmak ya da bunu bir oranla düşünmek çok doğru olmayabilir. Yine perakende satışlar verisine bakıyoruz. Burada da ekonomik aktivitelerin büyük bir kısmını oluşturan tüketici harcamalarının aslında ölçütüdür diyebiliriz. Ekranda bunun dışında da birçok veri görüyorsunuz. Ben en önemlilerini yine saydım. Yine baktığımızda birazdan göreceğiz. Tabloda ham petrol envanterlerini göreceğiz. Konut başlangıcı verilerini, fabrika siparişlerini. Birçok bunun dışında sayamadığımız göstergeler var ama bu saydıklarımız tabii ki de daha çok bilinen ve piyasayı daha çok etkileyen, en azından bu tabloda gördüğünüz veriler piyasada daha çok etkisi olan verileri kapsıyor. Şimdi biz temel analize baktığımızda şunu söylemiştik. Haberlerden etkileniyor. Yani haberlerden etkilenmesi de en yakın tarihi ele alalım. Örneğin geçtiğimiz günlerde ECB'nin bir toplantısı oldu. Gözler tamamen ECB'ye kilitlendi. Avrupa tarafından nasıl bir Euro bölgesinden nasıl bir haber gelecek? Tahvil alımları ile ilgili süreç nasıl devam edecek? Tabii ki de baktığınızda bu Euro'yu etkilerken bunun dışında yanında birçok pariteyi ve birçok varlığı da etkiliyor yaşanacak hareketler. Aynı şekilde dolar tarafından gelecek haberler ya da Türk lirasına baktığımızda bir seçim sürecindeydik uzun süredir. Kasım ayında sonuçlandı ama onun öncesine baktığımızda yine parite üzerinden bunu değerlendireceğiz. Birçok hareketin yarattığını görüyoruz. Yani bizim için haberler gelecek olan açıklanacak olan, yaşanacak olan haberler tamamen
tüm bu makro gelişmeler temel analizde değerlendiriliyor. G20 zirvesinden bahsedebiliriz. 15-16 Kasım tarihinde de aslında Türkiye'de Antalya ev sahipliği yapmıştı. Liderlerin buluştuğu bir toplantı. 19 ülkenin den oluşuyor bu. Avrupa Birliği de dahil buna. Baktığımız zaman burada küresel ekonomilerden bahsediliyor, istihdamdan bahsediliyor, yatırım stratejilerinden bahsediliyor. Ama tabii G20 zirvesinin olmadan önce bir tatsız bir olay yaşamıştı, Fransa'da yaşanmıştı. O yüzden de baktığımızda bu G20'de çok fazla genel anlamda terörle ilgili konuşmaların yaşandığını gördük. Onun dışında ekranda Yellen'ı görüyorsunuz. Artık birçok kişi de sanırım aşinadır kim olduğuna. Fed Başkanı Janet Yellen konuşması gerçekten piyasaları bir anda alt üst edebiliyor. Gözler onun konuşacağı günlerde piyasaya çevriliyor. Çünkü dolarda yaşanan, sonuçta en likit olarak kullanılan, en çok kullanılan para birimi olduğu için dolar, tüm gözler dolara çevriliyor. Ve neler söyleyeceği, doları nasıl etkileyeceği tamamen takip ediliyor. Yine Fed toplantısı önümüzdeki tarihlerde yapılacak olan 16 Aralık'ta sonuçlanacak olan Fed toplantısında da gözlerimiz yine Yellen'da olacak. Bunun dışında tabii ki de haberlerden de başka çevre koşullarından da etkilenebiliyor. Bunlar maalesef ki yaşanan üzücü terör eylemleri, savaşlar, afetler, depremler. Bunların hepsi yine bizim için temel analizin içerisinde olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yine Suriye sınırında Rus uçağının düşürülmesi buna bir örnek olarak verilebilir. Aynı şekilde Paris'te yaşanan terör saldırısı gördük ki ekonomiyi mutlaka ki sert ya da daha zayıf da olsa bir şekilde etkiliyor. Şimdi biz tabii ki de FX'te işlemler yaparken bunu Forex'e giriş eğitimimizde takip ederek izleyebilirsiniz. Orada sadece varlıklarla, emtialarla, paritelerle işlem yapılmadığını da göreceksinizdir. Petrolle de işlem yapabiliyorsunuz, hisse senetleriyle, doğalgazla. Birçok varlıkla işlem yapılabiliyor FX piyasasında. Tabii ki de baktığımızda biz eğer bir hisse senediyle işlem yapıyorsak, şirket karlılıklarına da bakmamız gerekiyor. Onun dışında ülke ekonomilerinin nasıl büyüdüğüne, nasıl geliştiğine bakıyoruz. Eğer petrolle ilgileniyorsanız ya da baktığımızda endekslerle ilgileniyorsanız Çin'den gelen haberlere bakıyoruz. Neden? Çünkü Çin'de yaşanacak olumsuz gelen veriler ki bunun yansımasını dün ve ondan önceki gün Çin tarafından gelen verilerin olumsuz olması sebebiyle gördük. Endekslerde düşüşler yaşadık iki gündür. Neden? Çünkü küresel durgunluğu işaret ediyor. Bir yandan baktığımızda petrol üretim miktarlarına, arz miktarlarına bakıyoruz. 2008 yılından bu yana görmediğimiz rakamları şu anda görüyoruz. Petrolde sert bir düşüş yaşandığını ve bunun da sürdüğü görülüyor. Aynı şekilde örneğin ekranda Shell'i görüyoruz, Chevron'u görüyoruz. Tabii ki de eğer bir hisse bir açıklama yapıyorsa, örneğin karının %70 düştüğünü söylüyorsa, siz bu endekste bunun olumsuz yansıyacağını ve düşüşlerin gelebileceğini düşünüyorsunuz. Tabii ki de bu teknik dışında da baktığınızda temel anlamda destekleyen bir durum. Şimdi en başında söylemiştik, ekonomik takvimlerden yararlanıyoruz verileri açıklarken. Bu haberlerin yer aldığı takvimler, GCM'nin sayfasında da mevcut. Yine oradan da bakabilirsiniz. Ekonomik takvim olarak yer alır. Burada İngilizce olarak büyüme verileri görülmüş, endüstriyel üretim, bunlar Türkçe olarak yer alıyor orada. Şimdi şöyle, ülke bayraklarını görüyorsunuz ve ülkeleri aynı zamanda Türkiye saatiyle ne zaman açıklandığını görüyorsunuz. Onun dışında veriler ve verilerin önem derecesini anlayabilmek adına bu boğalar kullanılıyor. Eğer 3 tane boğa varsa bu olumlu önemli bir veri işaret ediyor bizim için. 2 tane boğa olması biraz daha önem derecesinin az olduğunu gösteriyor. Bir sonraki slayta geçtiğimizde ben ekonomik takvimi daha rahat anlatacağım sizlere.
Burada saatleri görüyorsunuz dediğim gibi, ülkeleri görüyorsunuz. Bunların hepsi şu anda tabloda yer alanların hepsi önem derecesi yüksek olan veriler baktığımızda onları daha çok dikkat çekmek istedik anlatmak açısından. Tabii ki de şu anda ekranda gördüğümüz işte faiz oranı beyanatı, hatta yarın Pound tarafından gelecek, İsviçre tarafından gelecek. Tabii ki de faizlerde yaşanabilecek değişimler ülke para birimini etkiliyor. Yani o yüzden de önemli diyebileceğimiz, en önemli diyebileceğimiz veriler arasında ve ardından genellikle açıklamalar yapıyor Merkez Bankası başkanları. Onlar da yine önem arz ediyor. Burada ekranda baktığımızda PMI verisi, belki ISM imalat verisi dikkatinizi çekebilir. Bunlar da aslında PMI verisi, imalat, yapı, hizmet PMI verileri olmak üzere üçe ayrılıyor. Ekonomik refahın bir göstergesi olarak aslında düşünebiliriz. Şirketlerin satın alma yöneticilerinin mal ya da hizmeti satın alma eğilimlerini gösteriyor diyebiliriz biz PMI verileri için. ISM imalat verisi için de imalat sanayinde çalışanların satın alma müdürleri arasında yapılıyor. Tabii üretimde ne olduğu, iş gücünde ne olduğu, siparişlerde ne olduğu, stoklarda ne olduğu, bunlara bakılıyor. Bu da tabii ki de ülke ekonomisine eğer iyi geldiği takdirde ülke ekonomisi için olumlu bir veri. Biz genellikle 50 seviyesini esas alıyoruz bunlarda. 50'nin üzerindeyse eğer biraz daha olumlu diyebiliriz. Altında kalıyorsa PMI verileri, örneğin burada altında kalmış, bu düşüşü işaret ediyor, olumsuz bir durumu işaret ediyor. Onun dışında yine dediğim gibi boğalarla takip edebilirsiniz. Bir de şurada baktığınız zaman önceki, beklenti, açıklanan diye üç kısım yer alıyor. Önceki verinin bundan önceki ayda ya da bundan önceki dönemde ne açıklandığını veriyor bize. Beklenti ise şu an için, yani açıklanacak verinin ne yönde geldiğinin tahmin edildiği rakam. Açıklanan ise açıklandıktan sonra zaten ekranlarımıza düşüyor. Örneğin önceki veri 55,8 gelmiş. Beklenti 56,3'müş. Açıklanan 57,2. Renk olarak da zaten yeşil olması bize olumlu bir durumu gösteriyor. Bir artış yaşanmış. Bu da Pound'da bir değer kazancına sebep olur diyebiliyoruz. Örneğin tarım dışı istihdam verisine bakıyoruz. 253 bine revize edilmiş, yani yükseltilmiş. Belki buradaki rakam daha düşüktü. Yükseltilmiş. Beklenti 253 binin altında kalması yönündeymiş. Beklentinin de altında kalmış açıklanan rakam. Yani tarım dışı istihdamda bir düşüş yaşanmış. Bu da tabii ki de dolar için olumsuz bir durum. Bunları zaten takip ettikçe aslında zamanla piyasayı hem nasıl etkilediğini görecek yatırım yapan kişiler, hem de önem dereceleri tabii ki de açıklanan verilere göre nasıl değişim gösterecek onları da anlıyor olacak. Şimdi baktığımızda ekonomik takvimde burada da en önemlileri zaten yer alıyor. Gayri safi yurt içi hasıla, işsizlik oranı dedik, tarım dışı istihdam, enflasyon verileri. Yine bizim için tarım dışı istihdam çok sık tekrarlıyoruz ama gerçekten önemli bir veri. Her ayın dediğim gibi cuma günü, ilk cuma günü açıklanıyor bu veri saat 3.30'da. Bunu takip edebilirsiniz. Demo hesaplarda bile işlem yapıyorsanız mutlaka ki ilk önce demo hesaplarda işlem yapılmasını biz her zaman öneriyoruz. Açıp platformu bakabilirsiniz. Eğer uygun olursanız o saatlerde piyasa nasıl bir tepki veriyor, nasıl değişimler yaşanıyor, neden bu kadar çok biz tarım dışı istihdam vurguluyoruz, onun önemini hem anlamak açısından da olumlu olur. Ben yine MetaTrader'dan birkaç örnek gösteriyor olacağım bitirirken sunumumuzu. Şimdi tarım dışı istihdamın açıklandığı gün aynı gün işsizlik oranı verileri ve istihdam değişikliği verileri de açıklanıyor. Baktığımızda şimdi ekranda görüyoruz. Tarım dışı istihdam verisi beklentiden yüksek gelmiş. Aslında dolar için olumlu ama işsizlik oranında ne olmuş? İşsizlik oranında da bir yükseliş olmuş. Şimdi bunu şöyle değerlendireceğiz. Örneğin geçtiğimiz aya baktığımızda beklenen veri 180 bin gibi bir veri ama açıklanan 271 bin. Bu gerçekten çok ciddi bir
fark, yani çok çok büyük bir değişim yarattığı için biz o zaman bunu olumlu olarak algılayabiliriz. Ama şöyle bir tabloda baktığımızda, evet, zaten bizim beklentimizden daha yüksek gelmiş diyebiliyoruz ama beklentinin çok çok üzerinde kalmamış. Bir yandan da işsizlik oranına bakıyoruz. İşsizlik oranında da bir artış var. O zaman çok ciddi bir değer kazancı yaşanmayabilir. Ama dediğim gibi biz açıklanacak olan verinin beklentiye göre ne kadar farklılık yarattığına bakarak buna karar vereceğiz. Bir de beklenti sonuç arasındaki ilişkiyi söyledik ama beklentiyi önceden satın alma gibi bir şey söz konusu olabiliyor. Bu da ne anlama geliyor? Örneğin FED, biz diyoruz ki yılın başından bu yana faiz artıracak, faiz artırabilir, faiz artırması mümkün. Neredeyse tüm konuşmaların hepsinde aynı sonuca varıldı ve biz artık dolarda en çok bunu gördük zaten. Dip seviyelerden baktığımızda 3 seviyelerin nerede üzerini gördük. Bunun sebebi ne? Bir faiz artışı beklentisi var ve piyasa kendini hazırlıyor. Faiz artışı yapıldığı sırada çok sert bir hareket vereceğine zaten yavaş yavaş fiyatlanıyor ki şu anda da baktığımızda dolar TL'de yine yükselişlerin yaşandığını, kaydedildiğini görüyoruz. 2.92 seviyelerinin üzerine atmaya çalışan bir parite var. Bu da ne anlama geliyor? Önümüzdeki süreçte bir faiz artırımı yapılabilir ve onun beklentisiyle de yükseliyor yorumlayabiliyoruz. Şimdi ekonomik takvimde yine tarım dışı istihdam günü, tarım dışı istihdam değişim oranı, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazanç oranları veriliyor. Şimdi buradaki örnek güzel bir örnek olmuş. Örneğin açıklanan veri beklentinin neredeyse yarısı kadar. Bu da ne anlamına geliyor? Dolarda bir değer kaybı yaşanacak. Çünkü işsizlik oranı beklentiyle aynı gelmiş. Ortalama saatlik kazançlarda çok az bir artış var ve verinin yarısı kadar bir veri olduğu için dolarda sert bir değer kaybı, euro dolarda da bir yükseliş görüyoruz. Bu 30 dakikalık bir grafiği veriyor bize. Şimdi merkez bankalarından bahsedeceğiz. Yellen'dan bahsettik. Niye piyasaları bu kadar etkilediğinden bahsettik. Şimdi merkez bankalarından bahsetmeden önce iki tür politika uygulanıyor ülkelerde. Bunlar biri para politikası, biri maliye politikası. Maliye politikası devlet tarafından uygulanıyor. Baktığımızda para politikası da merkez bankaları tarafından uygulanıyor. Biz şöyle ele alabiliriz aslında. Maliye politikalarında aslında ikisinde de istikrarı sağlamak amacıyla var bu politikalar. Para politikası da, maliye politikası da. Yüksek istihdam, istikrarlı büyüme. Maliye politikasına baktığımızda dış ticaret vergilerde giderlerle ilgili olarak değişimler yapılarak maliye politikası dengede tutulmaya çalışılıyor. Para politikası ise açık piyasa işlemleri, politika faiz oranları, zorunlu karşılıklara müdahale şeklinde değişik yöntemlerle piyasaya müdahale edilerek kontrol altında tutulmaya çalışıyor. Şimdi ekranlarda Yellen'ı görüyorsunuz, yine Draghi'yi görüyorsunuz. En başından beri söylüyoruz. FED neydi söylemişti? 1 dolar 3 euro olabilir. Özür diliyorum. 1 dolar 3 TL olabilir diye sürekli olarak biz yılın başından bu yana söylüyorduk. Neden? Çünkü bir faiz artışı beklentisi vardı. Bunun etkisiyle bekliyorduk. Bunun tamamına baktığımızda demek ki merkez bankaları isterse sözlü müdahalelerle bile bunu yapabiliyor ki işte bundan sonraki süreçte şimdi artık hepimiz bekliyoruz. 16 Aralık'ta FED bir faiz artıracak mı diye. Bu yüzden de merkez bankalarının piyasaları etkisi büyük diyebiliriz. ECB, Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'yi görüyoruz. 60 milyar euroluk bir tahvim alımı söz konusuydu. Geçtiğimiz günlerde yine bir toplantı yapıldı. Bunun daha da artacağı beklenirken bir artış yaşanmadı ama süreç uzadı. Tabii ki de piyasalar tahvil alımlarının devam edeceğini ve fiyatta yani tahvil alım miktarının artacağını değerlendirdiği için biz buna parasal genişleme de diyoruz. Bu euroyu normalde parasal genişleme durumunda düşürecek değer kaybına sebep olacakken beklentileri karşılayamadığı için dolarda biz euroda özür diliyorum sert çıkışlar yaşandığını gözlemledik. Bu da yine ECB'nin yaptığı etki.
Yine ekranda Carney'i görüyoruz. O da İngiltere Merkez Bankası Başkanı. Orada da yine hep faiz artırımları söz konusu oluyor. Ama bir türlü enflasyon ve büyüme hedefleri kontrol altına alınamadığı için o faiz artışı gerçekleştirilemiyor. Yine Whiteman'ı görüyoruz. Almanya Merkez Bankası Başkanı. Avrupa Merkez Bankası üyesi aynı zamanda. Tabii ki de gelişmiş bir ülkenin ekonomisinden bahsediyoruz. O yüzden de Avrupa'nın en büyük ulusal ekonomisi Almanya olduğu için onun söyleyeceği sözler de bizim için önem arz ediyor. Tabii ki de dünyada ihracat açısından da sonuçta baktığımızda Almanya gelişmiş bir sanayiye sahip. Yine Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda'yı görüyoruz. Aynı şekilde onun da söyleyeceği sözler gerçekten piyasada çok çok etkili oluyor. En son da Erdem Bahçe'yi görüyoruz. 2011 yılının Nisan ayında görevine başladı, hala devam ediyor. Biliyorsunuz ki açıklamaları olduğu zaman Erdem Bahçe'nin da piyasada hareket yaratıyor. Yine şimdi şunu görüyoruz. Tahvil alımları ile ilgili olarak ECB'nin yaptığı bir tahvil alım programının açıklanmasının ardından euro dolara etkisini görüyoruz. Ne demiştik? Euro'da sert değer kayıpları yaşanıyor. Gerçekten de baktığımızda 30 dakikalık grafikte sert bir değer kaybının yaşandığını görüyoruz. Bu da tamamen makro bir datanın pariteye etkisi. Yine aynı şekilde Japonya Merkez Bankası'nın yenin aşırı değer kazanması nedeniyle piyasalara yaptığı müdahaleyi görüyoruz. Yaklaşık 400 piplik bir hareket yaşanmış. Japonya Merkez Bankası yenin aşırı değer kazanmasını istemiyor. Bunun ardından piyasadan dolar alıp piyasaya yen satıyor. Böylece baktığımızda o sert yükselişi yenin değer kaybedip doların değer kazandığını görüyoruz. Ama şunu söyleyebilirsiniz. Bu kadar sert bir hareketin ardından piyasalar yeniden salınmış. Evet, bu olabilir. Bu anlık bir müdahaledir ama daha sonra olumlu etkileri devam etmiş. Belki başka sebepler de vardır ama mutlaka bu müdahaleler yapılırken de daha sonrası da düşünülerek yapılıyor. Yine şöyle ekranda gördüğümüzde bir buğday grafiği. Bu da baktığımız zaman Rusya ile Ukrayna arasındaki anlaşmazlıkların ardından Kırım'ın Rusya'ya katılmasının söz konusu olunca burada tabii ki de buğdayla ilgili olarak bir buğday üreticisi bir ülke olduğu için Ukrayna önemli bir buğday üreticisi ülke olduğu için bir sıkıntı yaşanabileceği düşünülüyor ve onun ardından buğday fiyatlarında sonuçta az olan şey değerlenir ve biz sert bir yükseliş görüyoruz. Yine aynı şekilde birazdan MetaTrader ekranında getirdiğimde yine buğday ile ilgili farklı bir örnek vereceğim. Ama şimdi şunu görüyoruz. Böyle bir düşünce makro veri ortaya atılıyor. Bunun etkisiyle buğdayda sert bir yükseliş görüyoruz ama veriler açıklandıktan sonra biz üretim miktarlarına bakıyoruz. Üretim miktarlarında bir artış var. Yani azalış yok. O zaman da biz verilerin açıklandıktan sonra bu makro datanın yükselmesini şimdiki grafikte göreceğiz. Düşüşle devam ettirdiğini görüyoruz. Çünkü veriler üretimin arttığını gösterdiği için herhangi bir bu tepkiye cevap vererek düşüşlerini gerçekleştiriyor ve bu yükselişin devam etmediğini görüyoruz. Yine şimdi ben MetaTrader ekranını getireceğim görüntüye şu anda. Buradan birkaç örnek vermek istiyorum. Hem görsel olarak da görmek daha olumlu olur diye düşünüyorum. Şimdi geçtiğimiz günlerde söylediğim gibi yine ECB ile ilgili olan bir süreç vardı. Biz neyi bekliyorduk? Bir parasal genişlemenin miktarının artabileceğini düşünüyorduk ama ECB başkanı çıktı. Yaptığı konuşmalarda parasal genişlemenin miktarında herhangi bir değişikliğe gitmediğini, sadece süresinin uzatıldığını ama bundan sonraki süreçte tabii ki de değişik politikalar uygulanabileceği yönünde yine açıklamalar yaptı. Tabii piyasanın beklentisi bu quantitative easing dediğimiz parasal genişlemede bir artış olacağını, tahvil alımında bir artış olacağını düşündüğü için aşağı yönlü olarak Euro'nun gitmesi yönündeydi ama açıklamaların ardından tabii ki de bu
Açıklamalar beklentiyi karşılamayınca biz bu sert yükselişi gördük. Sert yükselişin kaydedildiğine şahit olduk. Şimdi aynı şekilde ben dolar Türk lirasını getirdim. Bu da en çok sonuçta aşina olduğumuz parite diyebiliriz. Şimdi seçim süreçlerinden başlayalım istiyorum. En azından daha net olarak, görsel olarak sizlerle tartışabiliriz bunu. Şimdi bizim Haziran'da bir seçim sürecimiz vardı. Haziran'da yaşanan, 7 Haziran'da yaşanan seçimin ardından herhangi bir sonuç elde edememiştik. Bunun bir hükümet kurulamadı ve kurulamamasının ardından bir gap'li bir açılış görüyoruz burada. Bir yükselişte çünkü piyasalar sonuçta bir hükümetin kurulabileceğini düşünüyor ama bir belirsizlik ortamı var. Bu sefer de ne oluyor? TL'nin değerinde bir kayıp olduğu için burada sert yükselişler görüyoruz ve ardından tabii ki de burada çeşitli sebepler vardı. Fed'in faiz artırımının sürekli dile gelmesi bir yandan ve bir yandan hükümetle ilgili olarak siyasi belirsizliklerin olması, terörle ilgili olan haberler, üzücü haberler ne yazık ki burada tamamen paritenin bizde tırmanmasına sebep oldu ve 3 seviyelerinin üzeri test edilmiş oldu. Ardından yeniden düşüşler yaşandı. Görüyoruz. Baktığımızda bu da Kasım ayındaki seçim süreci. Yine aynı şekilde baktığımızda 2 Kasım'da piyasalar açıldığında artık o belirsizliğin ortadan kalkmasıyla piyasaların yeniden düştüğünü görüyoruz. Altısını işaret eden şöyle 4 saatliğe alalım. Yine biraz önce söylemiştim. Ona da bakalım istiyorum. Burada da tarım dışı istihdamdan bahsetmiştik. 6 Kasım'da açıklanan, onu da sizlere söylemiştim. 180 bin beklenirken 271 bin geldi. Yani çok ciddi bir artış demek bu. Ve de Fed'in artık faiz artışına yaklaştığını işaret eden bir veri. Bu verinin açıklanmasının ardından, yani 180 bin olan verinin 271 bin olarak açıklanmasının ardından dolara değer kazancı yaşattığı için baktığımızda dolar sert bir şekilde değerlendi. Burada da hemen saat 3.30'da açıklanan verinin ardından zaten aşağıda görüyorsunuzdur 6.11 tarihinde saat 4'te ciddi bir yükselişin, sert bir yükselişin geldiğini görüyoruz. Ardından düşüşler yaşansa da genel itibariyle baktığımızda 2.92 seviyelerinde bir dolar TL görüyoruz ve artık bu süreçten sonra gözler Fed'in yapacağı 16 Aralık'taki toplantıda olacak. Şimdi biraz önce buğdaydan bahsettik. Yine buğdayla ilgili bir grafik var. Teknik eğitimlerimizde de bundan sonraki hafta ben katılmanızı öneririm. Orada da güzel bilgiler elde edersiniz ve bu çizdiğimiz grafiklerin nasıl çizildiğini, nasıl bu kanalların oluştuğu ile ilgili de fikir sahibi olursunuz. Çünkü FX piyasalarına ne kadar çok bilgiye sahip olursanız gerçekten yapılacak işlemler açısından da o kadar olumlu oluyor tecrübe sahibi olmak. Şimdi burada da buğdayla ilgili olarak baktığımızda geçtiğimiz günlerde bir yazı okuduk El Niño ile ilgili. El Niño da nedir? Bir aslında atmosfer olayı. Isıtıcı bir etkisi var dünya üzerinde. Bu da tabii sellere, taşkınlara ve yağışlara sebep oluyor. Bu sebeple de şu konuşulmaya başlandı. Buğday fiyatlarında düşüşler yaşanabilir mi ya da nasıl bir etki yapar diye. Şimdi biz de bundan sonraki süreçte bunu takip ediyor olacağız. Nasıl bir etki yarattığını yine aynı şekilde düşüş kanalında bir buğday görüyoruz. Burada da yine bakır fiyatlarıyla ilgili olarak yine Çin tarafından gelen haberler, tabii ki de üretimle ilgili olarak gelen haberler bizim hem teknik anlamda görsel olarak görüyoruz hem de bir seviyeyi hedeflememizde gelen makro veriler bize yardımcı oluyor. Dediğimiz gibi haberleri yine takip ediyoruz. Mutlaka ki burada takvimi, ekonomik takvimi yine hem siteden takip edebilirsiniz bunları da ekonomik takvimi takip etmeye çalışıyoruz. Onun dışında sadece
haberlerle işlem yapan yatırımcılar da var ya da sadece veri anında, veriler açıklanacağı anda işlem yapan yatırımcılar da var. News trading diyoruz biz bunlara. Haberler esnasında yapıyorlar işlemlerini. Bu tamamen size kalmış ama biz tabii ki de şunu söylüyoruz. Mutlaka ki temel analizle ilgili olarak bir değerlendirme yapıyorsanız bunu teknikle de desteklemek ya da teknik analizle ilgili olarak bir değerlendirme yapıyorsanız temel anlamda o gün piyasayı etkileyebilecek, piyasanın seyrini değiştirebilecek bir haber gelebilir mi? Piyasalar nasıl etkilenebilir? Bunları takip etmek önemli. Anlık olarak da tabii mutlaka ki dünyada birçok gelişme yaşanıyor. Onlarla ilgili önceden bilgi sahibi ya da fikir sahibi olmamız mümkün değil ama mutlaka ki piyasaları etkileyebileceğini düşünmemiz gerekiyor. Benim aktaracaklarım bu kadar sunum içerisinde. Yine sorularınızı bize webinar@gcmforex.com'dan iletebilirsiniz. Oradan da sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Ben buradan eğer sorularınız varsa question bölümünden alabilirim. Eğer yoksa haftaya yine teknik analizle devam edeceğiz. Ona da ben katılın derim. Çünkü dediğim gibi teknik ve temel analiz bu işin en başında. Biz şu anda çok temel kısımlarını zaten görüyoruz. Mutlaka ki sizin işlemlerinize faydası olacaktır diye düşünüyorum.